Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Dün Türkiye maalesef yine sağlıkta şiddet görüntüleriyle sarsıldı. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kendilerini hastanenin bir bölümüne kapatmak zorunda kaldı. Hatta sedyelerle barikat yapmaya çalıştılar kapının arkasından. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı, infial yarattı. Önemli kişilerden önemli açıklamalar geldi. Bugün konuğum Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Profesör Doktor Sinan Adıyaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hocam. Dün şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarını temsilen sizin aracılığınızla iletmiş olalım. Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin meslek örgütü ve sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddete karşı uzun süredir çalışma yürüten, mücadele eden bir kurum hocam. Bu açıdan dünkü görüntüleri izlediğinizde neler hissettiniz ve neler söylersiniz? Sağlıkta şiddet görüntülerine karşı neler söylemek istersiniz? Evet. Biliyorsunuz biz geçen hafta bir eylem yaptık ve görüntüleri de izlediniz siz dün akşamki görüntüleri. O eylem bunun içindi işte yani. Salgını yönetemiyorsunuz ve tükeniyoruz. O tükenmişliğin resmiydi orada. Bütün sağlık çalışanları omuz omuza vermişler. Kapıya yüklenmişler. O otomatik kapıyı iki kişi tutmaya çalışıyor. Evet, sedyeler konulmuş. Şimdi oradaki duyguyu bilemem. O bir kere o tulumlar o kadar sıcak tutar ki, o kadar rahatsızdır ki. Maskede, ray maskede, siperlikler ve o sıcak, çünkü biliyorsunuz COVID-19 nedeniyle klimalar çalıştırılmıyor hastanelerde. Ve o sıcakta hem içeride bulunan hastasını korumaya çalışıyor esasında oradaki sağlık çalışanları. Bir yandan da kendilerini korumaya çalışıyorlar. Kendilerine bir güvende hissetmiyorlar. Bir korku var, endişe var. İşte bu tükenmişliğin resmi. Biz onun için geçen hafta buralarımıza siyah kurdele taktık. Sol kalbimizin üstüne ve bir eylem yaptık, farkındalık eylemi. Artık tükeniyoruz, ölüyoruz diye. Evet, pandemi için yaptık ama oradaki arkadaşlarımız hem pandemi hastalarını tedavi ediyor hem de muhtemelen pandemi dışı hastaları tedavi ediyor. Şimdi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehdit ediyor. Pandemi öncesinde sağlık çalışanları için en önemli mesleki risk olan şiddet, pandemi döneminde artarak sağlık hizmetine ve sağlık çalışanlarına önemli zararlar veren boyutlara erişti. Bildiğiniz gibi geçen hafta Ayvalık'ta annesine bir zatürre aşısı yaptırmak için gelen bir yurttaş, o aşının olmadığını öğrenince, ki aşının olmaması gayet doğal. Çünkü bunların depolanma şartları özeldir. Onların yani yüzlerce, binlerce depolayamazsınız aile sağlığı merkezlerinde o aşıları. Olmadığı söylenince oradaki hemşirileri darp ediyor. Arkasından da hatta araya giren bir başka hasta yakınını bıçaklıyor. Ama ne yazık ki ondan sonra da serbest bırakılıyor. Şimdi pandemi dönemine özgü olarak şiddet farklılıklar gösterirken neredeyse tüm ülkelerin sorunu ortak oldu. Yani bu ortak bir sorun haline geldi. Sağlık çalışanları COVID-19 hastalığı ile özleştirilerek damgalama, ötekileştirme, ayrımcılık gibi davranışlarla da karşı karşıya kalıyorlar. Ülkeler sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi ve sağlık çalışanının güvenliği açısından ceza arttırıcı yasal düzenlemeler getirdiler. Türkiye'de de bildiğiniz gibi biz uzun yıllar mücadele ettik sağlık şiddeti önleme yasa tasarısını çıkartabilmek için. Hem iktidar partisinden muhalefet partilerine yasa tasarısı verdik. Esasında bu geçtiğimiz aylarda çıktı bütün partilerin ortak imzasıyla. Biz bunun yeterli olmadığını gördük ama yine de bir kazanılmış hak olarak görüp bu şekilde hani ileride düzeltilmek üzere diye kabul ettik. Ama yine de şurada görüyoruz ki hala uygulamada bazı aksaklıklar var. Bir an önce bunların düzeltilmesi lazım. Pandemi sürecinin uzaması ve belirsizlikler sağlık çalışanlarında ve toplumda giderek kaygı ve korkunun artmasına neden oluyor. Bu durum yine şiddetin artmasına ve sağlık çalışanlarının önemli ruhsal sorunlarla karşılaşmasına neden oluyor açıkçası. Dün çünkü geçirilen, gördüğünüz manzarada gerçek bir travma var. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ne şekilde olursa olsun kabul edilemez.
günübirlik sıradan çözümler sorunun çözümüne katkı sunmaz. Sorunu daha zorlaştırır. Dün akşamki olayları yaşayan arkadaşlarımızı bugün Ankara Tayyip Odamız ziyaret etti. Onlar da konuştu. Geçmiş olsun dedi bizim adımıza ve faillerin bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. Biz de buradan çağrıda bulunuyoruz. Açıkçası bir an önce bu failler bir an önce bulunulmalı ve gerekli işlem yapılmalı. Hocam bugün bir Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Türk Tabipleri Birliği'ni ziyarette bulundu. Özellikle dünkü görüntülere yönelik bir ziyaretti. Nasıl geçti diyeyim bu ziyaret? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu esasında bu randevuyu geçen hafta öncesinden konuşmuştuk yani. Daha çok Türk Tabipleri Birliği'ne yapılan bir takım karalamalar, kampanyalar nedeniyle bize bir destek vermek artı tabii ki daha da önemlisi o geçen hafta uyguladığımız o siyah kurdele eylemini desteklemek için dün geçen hafta beni telefonla aramıştı ve desteklerini bildirmişti ve bizim nezdimizde tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına saygılarını, sevgilerini iletmişti. Bir de bunu gelip yüz yüze söylemek istedi. Geldi, bütün sorunları konuştuk. Bu pandemiyle ilgili bütün sorunları görüştük. Bize tam desteği olduğunu söyledi ve gerçekten olumlu bir görüşme oldu. Zaten daha sonra da bir basın toplantısı yaptık. Tabii ki Kemal Bey'in gelmesi çok önemli. Geçen hafta araması çok önemli. Geçen hafta yine Meral Hanım, İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım aradı. Meral Akşener aradı. Yine HDP eş başkanı aradı. Mithat Bey aradı. Yine Doğru Parti bizi ziyaret etti. Yine Sol Parti bizi ziyaret etti. Dün de KESK, TUMOP ve DİSK başkanları gelerek bize dayanışma duygularını ilettiler. Biz de buradan tekrar kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi bu ziyaretin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Büyük Ataman bu ziyarete yönelik Kandil'e de gidecek mi Kılıçdaroğlu dedi. Devlet Bahçeli'nin de geçtiğimiz hafta Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan bir açıklaması olmuştu. Ben şunu sorayım, bu tip açıklamalar sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddette ne gibi etkileri oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin şu andaki tek gündemi vardır, COVID-19 pandemisi. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 pandemisiyle mücadele etmeye, halk sağlığını korumaya, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya, bu konuda gördüğümüz eksikleri ve önerilerimizi Sağlık Bakanlığı'na bildirmeye devam edecektir. Türk Tabipleri Birliği'nin başka bir gündemi yoktur. Bunu çok net söyleyebilirim. Türk Tabipleri Birliği eğer sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet de artış olursa bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için yine Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunacaktır. Her şeyden önce sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yalnızca hasta ve yakın tarafına uygulanan şiddet olmadığını bildirmek isteriz. Her ne kadar pandemi öncesi hasta ve yakınları tarafına uygulanan şiddet ön planda olsa da bugün sağlık çalışanlarına çok daha farklı şiddet ortamı ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Sağlık çalışanları ve hekimler bu uygulamalarda karşı karşıyadır. Bunun dışında bizim başka bir gündemimiz yoktur. Hocam, tekrar sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddete geçecek olursak aslında sık sık karşılaştığımız manzaralardı bunlar. COVID-19 salgından önce de salgın sonrası da daha fazla arttığını görüyoruz. Hem toplumdaki yıpranma hem sağlık çalışanlarının geçtiğimiz hafta sizin de işaret ettiğiniz gibi kırmızı kurdele eylemi buna yönelik eylemlerdi siyah aslında. Siyah kurdele. Pardon siyah kurdele. Hocam sizce yalnızca yasal düzenlemelerle sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddet engellenebilir mi? Yoksa toplumsal anlamda farklı bir şeyler yapmak gerekiyor mu? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti engellemenin tek şeyi yasal düzenleme midir? Sizden biraz da işin bu kısmına dair düşüncelerinizi almak isterim. Çok vaktinizi almayacağım biliyorum, sınırlı zamanınız var. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sorunun kaynağı esasında uygulanan sağlık sistemidir. Çatışmanın esas hedefi sağlık sistemidir. Ventilatörün olmaması, yoğun bakımının yatağının yetersizliği,
hastaların yoğun bakım yatağı için sıra beklemesi, sağlık çalışanlarından kaynaklanan bir sorun olmadığı herkesçe bilinmektedir. Ancak yine de sağlık sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle hasta ve yakınının hedefinde sistemin görünen yüzü sağlık çalışanlarıdır. Ve dolayısıyla da daha çok sağlık çalışanları şiddete uğramaktadır. Bu tek başına kanuni önlemler alınmakla tabii ki geçirilemez. Ama kanuni önlemlerin alınması, yani yasanın uygulanabilir bir şekilde ortaya konması bunu büyük oranda azaltır. Ama esas açıkçası toplumda belirgin görülen son 10 yılda, son 15 yılda görülen bir yozlaşma var. Bu yozlaşma kültürünün de bir tezahürü olarak görüyoruz biz bunu. Açıkçası baktığınız zaman bu şiddeti uygulayan insanların genel kaba olarak tarzı ve tipolojisi hemen hemen aynı. Dolayısıyla toplumsal yozlaşmanın bir an önce ortadan kaldırılması ve uygar bir kültürün tekrar gündeme getirilerek insanlara tekrar bunun uygulanması ve bunların tekrar insanlar tarafından benimsenmesinin sağlanması gerekmektedir. Yoksa her türlü ne kadar kanun çıkartırsanız çıkartın, sonuçta problem ortadan kalkmaz. Hala toplum aynı toplumsa istediğiniz kadar isterseniz 10 yıl hapis verin, insanlar kolay kolay bundan vazgeçmez. Tabii ki tekrar söylüyorum, bu kanunların caydırıcılık rolü çok önemlidir ama esas kültürel yozlaşmanın ortadan kaldırılması gerekir. Sorunun kaynağı çok önemli. Sağlık sistemi ve kültürel yozlaşma diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.